Merhaba dostlarım. Allah'ın rahmeti ve bereketi bütün müminlerin ve inananların üzerine olsun. Bu videomda sizlere çok farklı bir konuyu ele almaya çalışacağım. Melek mi üstündür yoksa insan mı üstündür? Birçoğunuzun tabii ki melek üstündür diyeceğini tahmin edebiliyorum. Ama meleklerin iradesi yoktur. Allah ne emrettiyse melekler onu yapar. İnsan çok farklıdır. İnsanda irade vardır. Yani Allah insana kendisine itaat etme iradesini de vermiştir, isyan etme iradesini de vermiştir. İnsanın melekten üstün olduğunu sizlere Kur'an ayetleri ışığında anlatacağım. İnsanoğlu yeryüzünün hem en şerefli canlısıdır hem de en zalim canlısıdır. Ahzab suresi 72. ayette Allah şöyle buyurur. Biz emaneti göklere, yer küreye ve dağlara teklif ettik. Ama onlar bunu yüklenmek istemediler. Ondan korktular ve insan yüklendi. Kuşkusuz insan çok zalim, çok bilgisizdir. Yani insan sorumluluk sahibidir, iradesi vardır. İyiyi de yapabilir, kötüyü de yapabilir. Melekler bunu asla yapamazlar. Yani melekler Allah kendilerine ne görev verdiyse onu yaparlar. Allah'ı tesbih ederler, asla isyan edemezler. Mesela meleklere Allah, gidin şu kavmi helak edin dediğinde isyan etme şansları yoktur. Hemen gidip onu yapmak zorundadırlar. Veya gidin şu beldeye bolluk bereket verin veya başka bir beldeye deprem verin dediğinde meleklerin itiraz etme, isyan etme şansı yoktur. Ama insanoğlu öyle değildir. İnsanoğlunun içinden çok aziz insanlar da çıkmıştır, aziz peygamberler de çıkmıştır. Ama insanların içinden çok zalim olanlar da çıkmıştır. Ama insanoğlu yeryüzünde çok iyi şeyler de yapmıştır, çok kötü şeyler de yapmıştır. Aklınıza, hayalinize gelmeyecek büyük zulümler, büyük katliamlar da yapmıştır. Bakara suresi 30. ayette Allah şöyle buyurur. Hani Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar biz seni övgüyle tesbih ederken ve senin kutsallığını dile getirip dururken orada fesat çıkaracak ve kan dökecek birini mi yaratacaksın derler. Allah şüphe yok ki ben sizin bilmediklerinizi bilirim buyurdu. Başka bir ayette melekler hemen secdeye kapandılar, seni tenzih ve tesbih ederiz dediler, af dilediler der. Keyif suresi 50. ayette Allah şöyle buyurur. Hani biz meleklere Adem'e secde edin demiştik. İblisten başka hepsi secde ettiler. Bu cinlerdendi. Rabbinin emrinden dışarı çıktı. Şimdi siz beni bırakıp da onu ve onu izleyenleri mi dost ediniyorsunuz? Oysa o sizin düşmanınızdır. Zalimler adına bu ne kötü tercih. Şimdi bu ayette Allah melekleri Hazreti Adem'e secde etmelerini emrediyor. Yani insan melekten üstün olduğu bu ayette çok açık. Allah hiçbir insana meleklere secde edin emri vermemiştir. Bu ayette çok acayip bir şey daha var. Şeytanın cinlerden olduğu söyleniyor. Bugün günümüzde birçok beyinsiz şeytanın melek olduğunu, hatta meleklerin hocası olduğunu anlatır. Bu ayette o kadar açık söylüyor ki Allah şeytanın cinlerden olduğunu. Ve bu beyinsizler şeytanın alim olduğundan bahseder. Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde şeytanın cahil olduğundan bahseder ayetlerde. Hani bizler halk arasında bir insanı övmek için melek gibi insan deriz. Bu meleklerin temizliği ve günahsızlığı temsil etmesinden dolayıdır. Meleklerde irade yoktur. Zaten günah işleyemezler. Sonuçta insan melekten üstündür. Şöyle düşünelim. Hiçbir meleği Hazreti Musa'dan daha yüksek gösterebilir miyiz? Veya Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den üstün bir melek söyleyebilir miyiz? Veya Hazreti Musa'dan. Aynı zamanda da insan yeryüzünün en zalim, en vahşi canlısıdır. Hiçbir canlı kendi ırkından olan canlıya insanların yaptığı kadar zulüm ve kötülük yapmamıştır. Bunu şöyle düşünebiliriz. Mesela aslan en vahşi yaratıklardan biridir veya kartal en yırtıcı vahşi yaratıklardan biridir. Ama hayvanlar ne yaparlar? Aslan girer geyik sürüsünün içine, bir tanesini alır, rızkı kadarını yer. Ama insanoğlu öyle değil. İnsanoğlu bir bomba yapıyor, binlerce, on binlerce insanı öldürüyor kendi ırkından. İnsanoğlu insan ırkı yaratıldığından beri birbirine olmadık kötülükleri, olmadık katliamları yaptı ve yapmaya da devam ediyor. Aklınıza gelmeyecek en büyük günahları da işlemeye devam ediyor. Ama sonuçta yaratılanların en üstünü de insan, en vahşisi, en zalimi de insandır. Allah'ın rahmeti ve bereketi bütün müminlerin üzerine olsun. Hoşça kalın dostlarım.